Arkadaşlar şu anda beni görebiliyor musunuz? Yani yayın net bir şekilde akıyor mu yoksa ben bu işi beceremedim mi? Böyle ekran falan yansıtmaya çalıştım pek anlamadım. Mesela şu anda konuşuyorum ama ses size 5 saniye sonra falan geliyor. Çünkü programdan kaynaklı sanırım. O yüzden anlık bir etkileşimde kalamayacağız galiba. Evet neyse sesim geliyorsa. O zaman her zamanki gibi bir video açılışında olduğu gibi girişimizi yapıyoruz. Hello kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sizin için sürpriz bir canlı yayın olabilir. Bu arada şey de çok sinir bozucu. Bakın şimdi FaceTime kamerası bir anda böyle şey yapıyor. Hani ayna efekti yapıyor ve hani kendi yüzümmüş gibi gelmiyor bana. Şu an çok garip geliyor gerçekten yüzüm. Neyse bunların hiçbirinin önemi yok. Bugün ayı da yanlış söylemeyeyim de 18 Aralık Pazartesi Gen Z'nin birinci bölümü bundan tam bir yıl önce çıkmıştı. Bir kahve bile almadım ya. Gerçekten böyle kuru kuruya gerçekten kahve bile almayı unuttum şu anda. Şimdi alıp gelsem canlı yayın çok şey olacak böyle karışacak falan. Artık yapacak bir şey yok yani. Benim yerime siz kahvelerinizi içersiniz. O yüzden konu çok dağılmadan Gen Z'nin birinci yıl dönümüne özel böyle bir canlı yayın yapmak istedim. Siz de zaten bunu daha önceden istemiştiniz. Unutuyordum. Gerçekten inanın bu canlı yayın yapmayı unutuyordum. TikTok'ta biri yazmıştı. Onun yorumunu gördüm ve dedim, "Aa, ben bugün canlı yayın yapacaktım. Gen Z'nin birinci yıl dönümünü kutlayacaktık falan." dedim. Ve o yüzden şu anda böyle bir yayın açmaya karar verdim. Şunu da böyle birazcık küçülteyim bence. Yani en azından şu an konuşurken küçülteyim, sonra tekrardan büyütürüm. Bugün yapacağımız şey Gen Z'nin birinci sezon, birinci bölümünü yeniden izlemek olacak. Yani uzun zamandır izlemiyordum. Ben zaten hani kendi videolarımı genel olarak izlemiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani videoyu çekiyorum, atıyorum ve en fazla bir kere falan izliyorumdur. Sonra bir daha da izlemiyorum açıkçası. O yüzden acaba ne olacak? Nasıl tepkiler vereceğim? İnanın ben de bilmiyorum. Çünkü hani bölümü çok az hatırlıyorum. Bilmiyorum başlayalım mı şu anda bir heyecan yaptım açıkçası. Bir kalp yapayım da öf, şu saçlarıma da sinir oldum var ya arkadaşlar kestirme zamanım geldi. Bakın şuralardan böyle hafiften kabarıyor. Evet yaptım bunu da belki kapak falan yaparız bilmiyorum. Evet o zaman şimdi başlıyoruz. Hazırsak umarım ses falan gelirse var ya ses gelmezse rezil olurum yani. Bu canlı yayının hiçbir anlamı olmaz. Bakalım bakalım şimdi bir dakika nereden yapıyorduk? Etkileşimliyorduk tamam başladım. Her şey Dur bu. dur dur dur. Heh. Hello. Yepyeni bir arka planla şu anda karşınızdayım. Bu da ne diyeceksiniz? Evin alt katında böyle Şu bir anda stüdyo Gen Z'nin oluşturdum. Şu sesi anda size etraf geliyor mu şu küçük birazcık garip ekrandaki? görünüyor. Her şey umarım istediğim gibi olacak ve sizlere bu stüdyoda daha güzel içerikler üretmeye başlayacağım. Okey. Gördüğünüz üzere bir adet yeşil ekran aldım. Böylelikle arka planları istediğim gibi değiştirebileceğim. Bu da Burası. videolarda gayet güzel sonuçlar almamda işe yarayacak diye düşünüyorum. Yani umarım o şekilde olur. Aldık. İlk videoda belki birazcık aksaklıklar olabilir ama onun haricinde her video daha fazla gelişeceğimi düşünüyorum. Geliştim Bugünkü video bence. konumuz uzun zamandır yapmak istediğim ve sizlere de YouTube'dan söylediğim şekilde toplu bir sınıf videosu ve bunu kesinlikle bölümler halinde bir diziye dönüştürmek çok istiyorum gerçekten. O yüzden şimdiden Evet. söylüyorum. Evet arkadaşlar o toplu sınıf videosu dizi haline gördüğünüz gibi dönüştü ve şu anda ayın 30'unda 3. sezon yayınlanacak. Yani 3. sezon 1. bölüm gelecek. Gerçekten de burada aslında geliştiğimizin de bir kanıtı bence. Bu videoya en az 10 bin like gelmesi gerekiyor. Eğer gelmezse devam etmem. 10 bin like Herkes o mı? yüzden like'lara abansın ve bu videoya en Abi az... inanabiliyor musunuz yani o zaman 10 bin like istemiş. Hani şu anda 10 bin like gerçekten tabii ki hani 10 bin like de güzel bir şey okey. Ama hani şu anda bölümlere ne bileyim 250 bin like, 300 bin like falan geliyor ve 10 bin like istemişim gerçekten de ne kadar küçük küçük başladığımızın bir göstergesi bu da. 10 bin like yapalım. Bu videoda 6 karakter olacak. İsimleri soruyorum. Allah Hazır Allah. mısınız? Allah 1 tabii ki olmazsa olmazımız olan Sudenaz Ziyagil. Yani. 2 tabii ki yine olmazsa olmazımız olan Ebu Bekir Sıddık. 3 akrabaların korkulu rüyası Mine. Burada tek tek 4 karakterleri tanıtmışım ya. Berna. 5
Berkcan, buna siz karar verdiniz. Yani yeni karakterimizin adı Berkcan olsun Berkcan dediniz. Berkcan tatlı karakter okay ya, seviyorum. 6 ise sınıftaki hoca ama bunun adına hala karar veremedik. Sınıftaki hocanın adı ne olsun diye oraya da yorumlar yazarsınız. Fikmet hocanın adı belirli değil miydi ayrıca o zaman? Okulumuza da bir isim bulalım ki bu dizinin adı okulu içersin. Yani aslında doğru, bu diziye bir isim bulmak istiyorum. Tabii. Bunu bir dizi haline getireceksek eğer hep beraber yine yorumlarda buluşalım ve okulun adı veya dizinin adı şeklinde yorumlara tavsiye verin. Ona göre hep beraber seçelim. Aha. Eğer hazırsan yılbaşı da yaklaşırken. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çekiliş videomuza hep beraber. Oha abi, 1 dakika 54 saniyedir videoya girerken konuşuyorum yani. Asla videoya girmemişim. Video zaten 10 dakika ve ben 2 dakikasında baya baya sürekli konuşmuşum. Genze şöyle böyle falan anlata anlata. Yani 8 dakikalık şey kalmış geriye zaten. Haber geçiyoruz. Bu videoda çekiliş için hazırlık yapılacak. Yani hala kura çekilecek. İkinci videoda ise hediyeler. Tamam canım, birinci videoyu bakalım, çekmeden ikinci videoyu niye anlatıyorsun? O zaman hemen kura videosuna geçiyoruz. Bir zahmet. Şöyle ışınlanıyoruz. Şu tarafa klasik, doğru. Klasik şöyle. Işınla! Evet. Herkesin ilk sınıfa girişi. Sınıf arka plan da yani yakıyor gerçekten. Kalite yani şey olarak böyle 480p bir arka plan kullanmış. Kalem defter var mı ya sende fazladan? Bende yok da. Kanka kağıt var da kalem. Oha! Abi bir şey söyleyeceğim. Ses mi yok? Ses mi yok? Nasıl ses yok ya? Ses vardır bu arada. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Berkcan'ın sesi ne? Kanka kalem. Hayır böyle de değil yani, çok çok garip bir sesi var, Allah'ım delireceğim. Kalem yok bende. Al istiyorsan. Evet hadi herkes kitaplarını çıkarsın. Tamam Fikret hocanın sesi bu aynı. Bu ders yeni konuya geçiyoruz. Matematik ne abi ya? Ders mi bu şimdi? Bir dakika. Hocam, geçen hafta çekiliş yapacaktık ama sınıftan bazıları yok diye yapamamıştık. Yapabilir miyiz bu ders? Tam da yeni konuya geçeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Mesela burada eksik olarak şeyi falan gördüm şu anda. Yani sanırım bu bölümde arka fonda hiçbir şekilde müzik yok. Bakın dümdüz akıyor. Neyse hadi, size söz vermiştim. O zaman tamamdır. Hemen çekilişi yapalım. Sonrasında derse geçeriz. Fitnat hocanın da yani bu şeyleri, şallarının renginin sürekli değişmesi de ayrı bir olay. Hatta bir tane şalını biz şeye gittiğimizde çok fazla kesiyorum galiba. Ama olsun, sonuçta sohbet ediyoruz. Yani tamamen bölümü izleyeceğiz bu arada. Ama hani aralarda böyle girebilirim. Şalını biz şeyde unuttuk. Kamp... Bir tane kamp bölümünde böyle hani şeye gitmiştik ya, beyaz bir çadır vardı. Hepsi böyle ayrı ayrı çadırlar kuruyordu. Bölümün adını şu an unuttum. Bayağı orada biz unutmuşuz. Ses mi düşük? Arkadaşlar videonun sesi çok mu düşük? Ona göre birazcık buradan arttırabilirim. Yani sesleri net bir şekilde duyamıyorsanız söyleyin. Tamam, ses iyiyse okey, devam ediyoruz. Hocam, isterseniz ben de yapabilirim. Berhan, hayır ben hazırlayacağım. Sesi bir tık daha mı kalın? Hemen hazırlıyorum. Ay her şeyi de kendi yapıyor. Geldik yine deliler hastanesine. Tabii ki renkli kalemim. Sınıfta tabii ki herkes farklı bir kafada. Şu an kaç kişiyiz? Ha 5. Hocam 5 kişilik yazıyorum. Yalnız ben de varım. Ay seni görmemişim, kusura bakma canım, yazarım merak etme. Şunu da fark ettim, diyaloglar biraz yavaş akıyor yani, nasıl diyeyim. Şimdi ben bu yeni sezonlarda çok daha hızlı kesmeler yapıyorum, böyle çok akıcı olsun diye hızlı hızlı yani. Mesela biri konuşurken diğeri de aynı anda hemen giriyor böyle. Diyalog ses yok, kimi ses net değil diyor, kimi ses yok diyor. Arkadaşlar benim kafamı karıştırmayın yani. Bu canlı yayının sonradan kaydını da izleyebilirsiniz. Umarım ses o zaman düzgün olur. Yani böyle çok yavaş akıyor bölümü, anladınız mı? Allah'ım. Bilmiyorum. Fakir Öner daha iyi bence. Evet. Kim önce gelip çekmek ister? Sen gelme bir dakika. Bekir Sıdık ister misin? Ben falan dememiş mesela. Hani dış ses olarak kimseyi koymamışım. Kim gelmek ister diyor. Sen gelme diyor. Yani hani ben geleceğim gibisinden de hiç kimsenin sesi yok zaten. Al çek. 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 Karşıda kimse yok ama. Çek. Hocam, siz de çekin. Sonuncusu da bana kaldı.
Ay en sevdiğim kişi çıkmış. Tamam, buraları hatırlıyorum. Çok mutlu oldum şu an. Kaşlarım şey. Oh shit. Bir şey söyleyeceğim. Niye herkes bana bakıyor? Bir dakika. Sana da Sude Naz mı çıktı? Sende de mi? Herkese kendi adını mı yazdın Sude Naz? Bir dakika. Hocam bende de Sude Naz yazıyor. Abi ne alaka şu an? Hocam klasik Sude Naz işte. Bir akıllı işte. Sensin yine ya. Yine yaptı yapacağını. Değil mi? Hocam ben yazmadım. Gerçekten. Şimdi birazcık kızım, büyüteyim, niye söylemiyorsun? Da şöyle çıktın. Yapayım da siz de görün. Hocam Sude Naz'ı görün bari. Ben şöyle birazcık kenara kayayım. Hocam bunlar bana komplo kuruyor şu anda. İnanıyor musunuz? Allah'ım ben niye bu sınıfın öğretmeniyim ki? Nereden düşürdün beni buraya? Kızım. Kızım. Hala etme. İtiraf et. Yani şu an bence bir araya geldiler ve kendileri yazdı Sude Naz diye. Sırf benim adımı karalamak için yapıyorlar. Peki kızım, sözlüğünden eksi 20 puan. Ben buraya not alıyorum. Allah'ım yüz ifade. Yüz ifadesi. Gerçekten o kadar pikmişsin ki. Hocam Sude Naz bayıldı. O kadar pikmişsin ki. Kızım! Bayıldı yine ya, yeter. Aynen, Ebubekir, kesin tam bayılmıştır. Bir şimdi ayılır. Hocam gerçekten uyanır, merak etmeyin. Hadi uyan. Ya bir tane peki. Patlatacaksın böyle uyanacak. Evet ben yazdım. Ben 20 yıllık öğretmenlik hayatımda böyle bir rol yapma görmedim. Çünkü bu yıl böyle ya. Eğlenceli geçsin istedim yani. Sonuçta hani böyle bir şaka yapmak istedim arkadaşlarıma. Canım istedim. Çok güldük. Kızım, bu ne saygısızlık. Hocam şaka yaptım sadece. Sen müdüre gitmek istiyorsun galiba. Hocam müdür ne alaka şimdi? Bir de şöyle bir şey var, farkında mısınız bilmiyorum ama Fitnat Hoca'nın sesi daha demin biraz daha inceydi. Sonra sanırım bölümün bu kısmında dış ses olarak kullandığımda ses inceltme uygulamamışım ve daha kalın olmuş falan, yani gerçekten mükemmelim. Her yerde yine farkımı belli ediyorum. Ne yaptın? Dolandırıcılık mı? Ne alakası var hocam ya? Hocam tekrardan yapmak istiyorum. Ne olacak yani, herkesin adını yazacağım bu sefer gerçekten. Hocam tekrar yapalım mı? Ben bu sefer gerçekten yazarım. Berra. Bir dakika, sen benden rol mü çalıyorsun? Şansını fazla zorlama. Berra sen yaz. Sen güzel yaparsın kızım. Sude Naz İşte gibi burada değilsin. Bu bölümde Sude Naz'la Berra'nın çekişmeleri şimdiden başlamış yani. Çok yakışmış diyorum. Aynı benimkilere benziyor, bilirsin. Canım yalnız bunlar zaten moda. Yani aynen, modaya moda ikonu. Zaten anca benim peşimden gelirsiniz. Sen mi yön veriyorsun? Aynen. Çekebilirsiniz. Yok, Berra'nın sesi ilk bölümde farklıymış bu arada. Şu an daha uzat. Farklı bence. Bak ne, ben kızı yolacağım. Al çek. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar sene sonu. Üçü de birbirine girmezse ben bir şey girmediler. Bilmiyorum. Üçü de girmediler. Sene sonu birbirine girecek. Bana bu sefer Ebubekir çıktı. Kim çıktı? Bana Mine çıktı. Bana da hoca çıktı oğlum ya. Ne yapacağım bilmiyorum valla. Okey. Ne? Deliyle deli bunun... olduk hocam bu sınıfta. Bu ne ya? Ya şaka mı şu an ya? Bu ne ya? Hocam ya, ben bu kişiyi almak istemiyorum. Kızım yeter. Kime almıştır acaba? Hocam bir şey soracağım. Bir limit olacak mı? Niye canım? Dar görüşlü ailen sana para vermiyor mu? Ne alakası Sude Naz? Herkesin senin gibi maddi durumu iyi olmak zorunda mı? Evet, bu arada limit olacak. 100 liradan yüksek alanların hediyesi kabul edilmeyecek. Onu söyleyeyim. 100 lira mı? 100 liraya hediye mi kaldı? Yani evet. Gerçekten şimdi burası birazcık bir doğru. Değiştirelim mi? Ya lütfen ya. İstemiyorum ben onu alma. Ya değiştirebilir miyiz? Ya hocam gerçekten istemiyorum ya. Zorunda mıyım ya? Evet. Of! Tuvalete gidebilir evet miyim? Demeliydi çık burada kızım. Bu arada. Çık kızım. Ama çık. Dememiş. Gitmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bakın kim bana çıktıysa doğru dürüst bir şey alsın, seveceğim bir şey. Pahalı tamam. Parfümleri severim. Aynen kanka. 100 lira
olmayabilir. 100 liralık bir parfüm de sevmem, onu söyleyeyim. Benim giydiğim gibi güzel kıyafetler alabilirsiniz. 100 liraya bulamazsınız muhtemelen. Hocaya 100 liraymış gibi söyleyebilirsiniz ama daha pahalı şeyler alalım bence. Veya Dior'un yeni bir far paleti çıkmış. Oldu, onu da alabilirsiniz. Canım, oldu. Yani almazsanız ben kendime alacağım zaten. Onun dışında bilmiyorum yani, kafanıza göre takılın kim çıktıysa. Ama güzel şeyler alın, tamam mı? Lütfen. Bozuşuruz. Hepinizin canını okurum. Hocam siz değil. Lütfen yanlış anlamayın yani. Siz ne almak isterseniz tabii ki size bir şey söyleyemem. Neyse, o zaman ben evet, tuvalete gidiyorum. Evet, ilk neysemizi sanırım burada duyduk. Sonrası neticede. Hadi canım, naş. Naş, yürü git. Bu arada ne alacağım biliyor musun? Ne alacaksın? İnanılmaz bir gizem. Çok kızacağım. Asla tahmin edilemeyen o hediye. Bir dahaki bölümde sinirden kuduracak. A, bölüm bu kadar mı? Bir şey soracağım. Bölüm bitti mi şimdi? Evet evet, bitti. Ha. Hadi dağılalım. Ama unutmayın, bu videoya 10.000 like yapıyoruz. 10.000 like. Yani arkadaşlar, şimdi bunun üzerine birazcık konuşmak gerekiyor, bilmiyorum. Siz bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunu birazcık küçülteyim ya, bu ne böyle kafama geliyor, dur şimdi. Ah, ben gidiyorum, dur. Dur, nasıl düzelteceğim bunu? Şöyle mi düzelteceğim? Heh, tamam. Şöyle küçülttüm. Küçül, tamam. Şimdi. Bu bölümü aranızda izlemeyenler var mı? Bence yoktur. Bu bölüm yaklaşık kaç milyon izlendi? Durun bir bakayım. Hemen bir bakalım. Genze. Dua Lipa ne alaka ya? Yani canlı yayınımı bozma lütfen Dua. Şu anda arama geçmişimde. Genze. 1. Evet, şu anda 3.6 milyon izlenmiş tam bir yılda. Bence hani bu bölüm için çok bile gerçekten. Hani çünkü bölümde gerçekten bakıldığında bir şey yok. Tamam, hani ilk videom falan, ilk videom derken hani uzun Genze bölümü anlamında. Tabii ki ondan önce uzun videolar vesaire çektim. Ya o açıdan bakılınca bence eğlenceli ve güzel bu arada. Ama hani şu anki Genze bölümlerine bakılınca gerçekten de bayağı bir yol kat ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hani gerçekten de kendimi bence belli bir noktada geliştirmişim. Niye kör oldum? Biri kör oldum falan yazmış. İlk bölümümüz güzel geçmiş ya. Böyle düşününce gerçekten de mesela 10.000 like istemişim ve karşılığında bana kaç like gelmiş? 10.000 like'a 106.000 like gelmiş. Yani 10 katından daha fazla. Gerçekten de keşke şu anda da mesela 300.000 istesem, 3 milyon imkansız tabii de. Bir daha bir kayıp yapayım o zaman. Nasıl? Şöyle daha mı durur? Yo. Ya işte ters olduğu için kamera garip oluyor. Neyse. Şöyle daha iyi galiba. Dur şöyle. Evet. Sorularınızın çok sahnesi var. Evet, neden? Çünkü o dönemlerde Sudenaz karakterim benim kısa videolarımda çok fazla patlamıştı. İşte onunla ilgili çok fazla videolar çekiyordum ve herkes bayağı bir onu seviyordu yani. Onun videoları çok fazla izleniyordu. Diğer karakterlerim çok ön planda değildi. Mine vardı o zaman Akrabalar serisinde. Ama dediğim gibi Sudenaz kadar ön planda değildi. O yüzden ilk bölümde falan Sudenaz gerçekten de çok ön planda ve diğerleri böyle daha yan rol gibi kalmış. Hatta ilk sezonda bence birçok bölümde Sudenaz yine daha ön planda olmuş olabilir. Ama yani şimdi ikinci sezonda bence karakterlerin böyle dengesi değişmeye başladı. Yani Sudenaz evet genel anlamda ön planda bir karakter ama diğer karakterlerin de ön plana çıktığı bölümler vesaire oluyor. Üçüncü sezonda da öyle yapmayı düşünüyorum. Hani genel olarak kesinlikle bir karakter üzerinden ilerlemeyecek. Hepsini böyle daha dengeli bir şekilde tutmaya çalışacağım, öyle söyleyeyim. Çünkü Genze zaten bu 5 karakterin arkadaşlıklarını anlatıyor. Onların işte yaşadıklarını anlatıyor. O yüzden hani kesinlikle tek bir karakter üzerinden devam ettirmek istemiyorum. Mesela Ebubekir'le Berkcan belki ilk sezonda daha geri planda kalmış olabilir ama 3. sezonda umarım ona göre bir şeyler yazacağım ve o karakterleri de daha ön plana çıkarmaya çalışacağım. Bakalım. 3. sezon yaklaşıyor zaten. Çekimlerine başladım. Evde çekimleri bitti. Ama bölümün çekimleri gerçekten uzun sürüyor. Yılbaşıyla alakalı olacak. Onu da söylemiştim zaten. Yine nostaljik olsun diye.
Yani bir bu yılbaşı çekilişini izledikten sonra bir de 3. sezon 1. bölümü izlediğimizde bence gerçekten de bir şeylerin değiştiğini anlayacağız. Çünkü ikisi de yılbaşı bölümü ama emin olun kalite olarak fark olacak yani. 2. bölümü de izleyelim demiş. Bilmiyorum izlesek mi? 2. bölümde de hediyeler dağıtılıyordu ya. Aslında olabilir, keyifli olabilir. Şu anda canlı yayın bence eğlenceli geçiyor. Yani sonuçta 1 ve 2. bölüm bağlantılı olduğu için birbiriyle neden olmasın? Zamanımız var zaten. Ama şu önemli, yani şu anda mesela yayının görüntü kalitesi falan kötü mü? Benim burada baktığımda sanki birazcık kötü gibi geliyor, bulanık gibi geliyor. Umarım sizde de öyle değildir. Zaten bir söylediğim size 10 saniye sonra geldiği için birazcık beklemem gerekiyor. İyi mi? Süper. O zaman 2. bölümü de izlesek mi? 1 ile 2'yi şöyle bir aradan çıkartalım. Bu arada bu yayından sonra yani birazcık şey gelecek size biliyorum ama bu 1. bölümde 2. bölümde like atmadıysanız eğer gidin like atın. 106 bin like, evet 10 bin istemişim, 106 gelmiş ama neden o şu anda bu yayından sonra 120'ye falan çıkmasın değil mi? Neden olmasın? O zaman bir dakika bekleyin, ben şimdi açacağım. Genze 1. sezon 2. bölüm. Full HD izle. 4K çekmiyorum videolarımı bu arada. Buna laf edenler olmuş. 4K neden çekmiyorsun falan diye. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çekmiyorum yani. Aslında çeksem iyi olabilir. Bir de bakın şu altta maraton çıktı. Bu maratonla ilgili de size bir şey söyleyeceğim. Şimdi benden 2. sezonla ilgili bir maraton isteniyor. Çok fazla yazan oluyor neden maraton gelmiyor falan diye. İlk sezonun maratonunu attıktan sonra ilk sezonun bölümlerinin izlenmesini kesti. Yani bölümleri daha az izleniyor ve maraton inanılmaz izleniyor. Mesela şu an 8,5 milyon olmuş ama hani bölümlerin izlenmesini kestiği için ikinci sezonda şu anda maraton atmayı düşünmüyorum. Yani normal bölümler izlensin daha açıkçası iyi oluyor bu şekilde. Çünkü onları görmek daha iyi yani. Sonuçta 10 tane orada video var ve tek bir video atınca hepsinin izlenmesini kesiyor birazcık. Sıkıntı oluyor açıkçası. O yüzden rekor kırmak için şu anda maraton atmayı düşünmüyorum. Başlatıyorum. İlk 1. bölüm 3.6 milyon mu ne izlenmişti? 2. bölüm direkt 4.9 milyona çıkmış. Hediyelerin dağıtılması demek ki birçok insanın daha fazla ilgisini çekmiş. Hadi. Hadi başlayalım. Açtık. Sürdürülebilir yaşa fark et. Hayır. Merhaba süperleme. Sizin saçma reklamlarınızı görmek zorunda değilim. Ben YouTube Premium kullanıyorum ama bu program nedense şey olmuyor. Ama siz yine de Premium kullanmayın. Çünkü reklamlardan doğal olarak para kazanıyoruz yani. Hayatı tazelikle doldur. Oturum niye açmadım ben de bilmiyorum. Hayatı ama şu anda açamam. Bit artık lütfen. Atık suya sebep olmadan lezzet... Atla. En az 15 bin like. Evet. Hello. Yeni hello. Hoş geldiniz. Uzamış hello'lar. Geçenki videoya eğer 10 bin like gelirsek devamını çekeceğim demiştim. 11. Şu anda gördüğünüz gibi karakterlerimizin sınıfı tabii yani, yaptığı çekişi. Gelmiş o kadar like. Şimdi hediye dağıtım aşamasındayız. Bakalım nasıl biraz bir video daha olacak. Mi? Bu video için de yine şöyle. Hiçbir şekilde senaryo hazırlamadım ve tamamen doğaçlama gelişecek. O yüzden ben de tam olarak nereye varacağını inanın bilmiyorum. Ama durun. Bu video bayağı için yeni bir like o zaman. Hedefimiz var. Videoya. Gerçekten de ben ilk bölümlerde böyle senaryo derken belli şeyler yazıyordum. Kesinlikle replik falan yazmıyordum bu arada. Konuyu yazıyordum. Videoda ne olacağını yazıyordum. İşte ne bileyim bu bölümde kimin kime hediye verdiğini yazmışımdır. Ama kesinlikle böyle replik hiçbir şekilde yazmıyordum. Nasıl altından kalkmışım bilmiyorum yani. Şu anda mesela replik yazmadan hayatta ben bir Genze bölümünü çekemem. Direkt hepsinin repliklerine kadar her şeyi bütün detayına kadar yazıyorum. Sonrasında onları o şekilde oynuyorum. Garip. Yürek yiye yiye çekmişim vallahi bilmiyorum. En az 15 bin like gelmesini istiyorum. Bence bunu çok rahat bir şekilde başarabiliriz. O yüzden hemen aşağıdaki gelmiştir. Çökertiyorsunuz. Bakalım gördüğünüz kaç gelmiş. Gördüğünüz gibi burada 7 tane hediye var. Şunu göremiyor olabilirsiniz. Yani birkaç tanesini göremiyorsunuz evet ama hani ben buralara koydum bunları. Bakalım kimler kimlere ne hediyeler almış? Hediyelerin sonucunda kavga mı çıkıyor? Evet.
15 bin like istemişim ve 149 bin like gelmiş. Yani neredeyse 150 bin. Zaten bu yayından sonra siz de like atarsınız. Rahatlıkla 150 bine çıkar. Bu da 10 katı olmuş. Vay be. Vay be, görüyor musunuz yani ne kadar düşük istemişim de 10 katı gelmiş, devam edelim. Kıcak yoksa herkes mutlu bir şekilde videodan ayrılabilecek mi? Ki bunu hiç sanmıyorum, biliyorsunuz. Konuşma Gen artık. Z Koleji yeterince kaoslu bir okul. Evet, yanlış duymadınız. Okulun adını Gen Z Koleji olarak kararlaştırdık. Öğretmenin adı da Fitnat. Bence yeterince fitne bir isim oldu. Ve sanırım evet, doğru. Dizinin Fitnat adı da Gen Z Koleji olabilir. Yani o tarz bir şey olur diye düşünüyorum. Hala dizinin adını kararlaştıramamış olmamız birazcık garip, biliyorum. Ne demek ya? İkinci bölüm olmuş sende. Dizinin adını birazcık daha tartışabilirsek belki yeni bir şey buluruz. Ya da Gen Z Koleji olarak direkt dizinin adını kurgulayabiliriz. Gen Z Koleji daha diyeceğim. Fazla Gen Z lafı anda. Uzatmak istemiyorum. Bence de. Çünkü hediye paketlerini açmak birazcık uzun sürebilir. O zaman... Hemen çekiliş sonuçlarını içeren geçiyoruz. Yepyeni ikinci bölümümüze ışınlanıyoruz. Şöyle geçeyim. Geç! Aa! 3-2-1 demedin. Hadi bakalım. Nasıl başlasın kaos. Al 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 al. Bak bak bak. Tamam canım. Nasıl en kendini beğenmiş sensin. En gösterişli sensin. Evet gençler, alındı mı hediyeler? Bugün Sudenaz'a çok güzel bir hediye aldım. Şanslısınız, bugün ders işlemiyorum. Herkes hediyelerini dağıtsın bakalım. Kim aldı acaba bana ya? Kim acaba? Güzel bir şey aldınız değil mi? Hocam önce kim verecek? Abi Berra'nın sinsiliği peki. Hocam o zaman ben Mine'ye veriyorum. Sen bana mı tam aldın? Ekran yapmayı bilmiyorum. Ya tam çok şöyle teşekkür ederim. Eminim çok beğenirim. Rica ederim, ne demek. Aç bakalım. Biraz daha büyütsem mi şöyle? Ya da kendimi küçültsem? Lan! Ulan canlı yayın ortasında nelerle uğraşıyorum bakın. Aa! Böyle yapayım ama bu da çok saçma. Ne bu? Abi şaka mı bu? Lan o ne oğlum, daha mı aldın kıza? Oha ebe bekir. Ne yapıyorum, şöyle yapayım. Heh, oldu mu daha iyi. Umarım olmuştur. Rezil oldum. Oğlum dalga mı geçiyorsun sen? Kıza don mu aldın? Hocam onu vallahi karıştırdım. Lan bir dakika, orayı kaçırdım ben. Aa doğru. Allah'ım o kadar saçma ki. Yani burada ne yazacağımı şaşırmışım ve gerçekten de don mu, ne yapıyorsun yani abicim, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kimki bu? Yok ya, zahmet etmeseydin sen. Mine ile Ebubekir'in buradaki yani için iletişimi. Aslında sana da yakışır ama. Ne? Bekir. Sen bunu al. Umarım bu güzel bir şeydir. Aa! Bana kulaklık mı aldın? Gerçekten buna çok ihtiyacım vardı. Beğendin değil mi? Kendi kulaklığımı hediye ettim sana. 2 yıldır kulağımdan çıkarmamıştım. Ne? Allah belanı. Sen de ne öyle siren gibi, Allah Allah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dezenfektanın var mı? Al canım. Sağ ol. Beğendin ama değil mi? Evet, çok romantiksin. Hayatında aldığım en etkileyici. Neden romantik olmasını hocam, bekliyorsun ki? Hocam ben de Bekir Sıddı almıştım. İsterseniz ben de ona vereyim. Al bakalım, umarım beğenirsin. Bununla olmaz. Kanka niye öyle diyorsun ya? İlk bölümlerde böyle diyaloglar mı vardı? Öküz. Vay. Zara diyorsun. Aa Mineciğim, dar görüşlü akrabaların sana parayı vermiş galiba Zara'dan aldığına göre. Sudenaz neden sürekli Mine'ye laf sokuyor abi ilk bölümlerde? Güle güle kullan. Çok iyi ya. 2 yıl o kulaklığı taktım. Artık 2 yılda bunu giyerim. Berra, Ebubekir niye sürekli bana bakıyor? Ebubekir çok değişmiş. Hocam sıra gerçekten karakter galiba. Yapısı çok olarak çok değişti. Şey aa teşekkür ederim Berç'i. Eminim çok güzeldi. Neyi büyüteyim arkadaşlar, anlamadım ki. Şöyle kendimi yani. Çekeyim şöyle. Kesin beğenecek, sözlüme yüz verecek. Şöyle büyütebilirim. Berç'im açılmıyor bu. Yırtsam sorun olur mu senin için? Tamam şöyle o zaman. Berç'im. Çok beğendim. Bir daha giymedi ama. Tek bir bölümde. Bir daha hiçbir şekilde giymedi yani. Yıl boyunca değiştirmedi. Artık kokmuştur diye düşündüm. Asla nasıl oldu gençler?
Hocanız ateşli mi oldu? Tamam, abarttım biraz. O zaman Berk'cim, ben de sana neyin kafasını yaşıyorsun abla? Çok sağ olun hocam. Zahmet etmeseydiniz büyük olmuş. Ders çalışmanı teşvik etmek için sana kokulu özel mi aldım? Derslerde burada Berkcan ilk kez uyuyordu hocam, sanırım. Bayılıyordu. Hayatım boyunca aldığım en güzel hediye. Nasıl kokuyor acaba? Çocuğum abi, bundan sonra Bahtı falan karardı. Vallahi yemin ederim yani, bunu bir kokladı. Her bölüm mü bayılır bir insan? Her bölüm mü uyur? Şu kokuyu bir kokladı yani, gitti kafa. Hocam. Hocam bunun siz... Hadi bir bayıl. Emin misiniz? Bu biraz hadi sanki be. Böyle... Hadi devril. Kafa yaptı gibi. Ama çok koklama sen. Koku. Hocam bayıldı. Gitti çocuk artık. Hep böyle. Sakin olun. 5-10 dakikaya kendine gelir. Evinizde kötü kokular. Ne demek reklam? Ulan reklamına. Su bazlı formülü %100 doğal püskürtücü bileşeni ve geçemiyoruz da vallahi. Kötü kokularla güvenle savaşır ve uzun süreli ferahlık sağlar. Üstelik memnun kalmazsanız paranızın 3 katı iade. Fevrez. Hadi. Mutlu bir nefes. Hadi. Dizinin en heyecanlı yerinde giren reklama olan sinirinizi yatıştırmaz. Ama aç... Geç. Niye her gün biri bayılıyor? Neyse arkadaşlar, her gün mü? Kaldı. Hocam sanırım bu durumda Berra da bana aldı. Ben de Berra'ya aldım. Berra'ya. Evet Sudenaz, karşılıklı aldık. Umarım güzel bir şey almışsındır tatlım. Diyebileceğim başka bir şey yok. Çok evet, seveceksin. İlk kavga mı geliyor? Biliyorum o zaman. Eminim çok beğeneceksin. Umarım ben de beğenirim, yoksa geri alırım hediyemi. Al. Teşekkür ederim canım. Güzel bir kutuya benziyor. Oo, ağır. Hocam resmen açmamam için kör düğüm yapmış. Aç. Neyse canım. Çok değer vermişsin kutuya ama yırtıyorum izninle. Bir dakika. Burberry'den parfüm mü aldın sen bana? Sudenaz mal mısın? Niye böyle bir şey yaptın? Aldın görünce saçım başım yolmasın. Hani Berra'yı sevmeyen Sudenaz neden... Teşekkür ederim canım. Hocam bu hediyeyi niye aldığımı da söyleyeyim. Berra'cığım, bunu sana söylemek birazcık kırıcı gelebilir ama kokuyorsun. Ne? Ne alaka Sudenaz? Sanırım duş almaya niyetin yok. O yüzden ben de sana bunu aldım. Yani bol bol sıkarsın eğer... Bitirirsem ben tekrar alırım, merak etme. Yalnız ben her gün duş alıyorum. Abi çok saçma, emin ederim. Kızım o parfüm kaç lira? Ben 100 liradan fazla hediye almayacaksınız demedim mi? Hocam 100 liralık hediye bulamadım, ne yapabilirim? Ha, Berra sana bulmuştur, emin ol. Olur yani, ben kullanırım. Ay iyi ya, hediyene mi kaldım? Ha, sen kendini akıllı sanıyorsun yani. Hayır, Berra'da kalacak o parfüm. Al kızım, tepe kullan. Kullanacağım. Seneye de senin yüzünden bu sınıfa çekiliş yok. Tamam. Bir şey söyleyeceğim, var ama. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten de var ama çünkü... Aa. Bilmeden size sanırım... Spoiler verdim. Ne? O şimdi bu hediyeyi hak etti. Sudenaz'cığım, ben de sana aldım biliyorsun. Al bakalım. Güzel bir şey aldın değil mi bak? Ben sana o kadar özendim. Evet, tam istediğin türden bir hediye. Hocam açıyorum. Aç. Paketi de güzelmiş. Aç hadi. Kesin güzel bir şey çıkacak. Bu ne? Yeni yılda en içten dileklerimle ufkunu açan, iyi bir insan olmanı sağlayan... Ben kötü bir insan değilim ki zaten. Sudenaz bu bölümden sonra keyifli hep daha kötü bir insan olma yolunda ilerledi. En büyük yoldaşın kitaplar olsun. Yani. Düşündüğüm şey değil, değil mi Berra? Kim bilir, bambaşka bir şey de çıkabilir. Düşündüğüm şey değil, değil mi Berra? Bilmem, düşündüğün şey mi? Abi buradaki bakış korkunç. Korkunç. Gece görsem yemin ederim altıma yani. Beter o. Bu ne abi? Bu bakış ne gerçekten? Hissediyorum güzel bir şey çıkacak. Paketinde ne kadar özenli yapmışsın. Ben de özenli bir şekilde açarım.
Kitap da ne kitap ama. Dokunduğum şey umarım o değildir. Saftorik. Bakıyorum. Güzel bir şey olsun. Küçükken ne okurdum var ya. Sen de sevin işte yani. Fena zortladı. Bu ne? Bu ne? Bu sefer fena zortladı. Neden şok oldun? Niye kızım? Arkadaşın sana ne güzel kitap almış işte. Kitap okumak çok yararlı bir şey. Berra Sudenaz'ı fena zortlattı. Beynin gelişimine. Abi ben sana o kadar para verip parfüm alıyorum. E almasaydın. Senin aldığın şey gerçekten kitap mı? Evet. Saftirik ne abi? Zeka seviyende olsun istedim. Bir de hala seviyesi. Laf sokuyor. Hocam. Size bir şey soracağım. Yılbaşı süsüyle Berra'yı boğsam kaç yıl hapis yatarı? Hocam ders bittiyse ben kaçıyorum. Kızım gel buraya. Aa, ne yapıyorsun be manyak? Kızım ne yapıyorsun? Abi çok saçma. Arkaya kavga müziği vermişim. Abi bu niye uyandı şimdi ya? Bu ne hocam? Yalnız onu koklamasa... Gerizekalı. Ama yine de senden daha akıllı kızım geberteceğim seni. Şuradanız. Bu video 15 bin like olmazsa Berra ölür. Lan benim bitti hala uyuyorum. Bu nasıl senaryo oğlum? Bekir yeter lan. Gerçekten yani ben pek bir anlam veremedim açıkçası. Bir dakika kendimi birazcık büyüteyim artık. Daha fazla bir şey izlemeyiz çünkü. Şöyle mi yapayım, nasıl yapayım? Şunu şuraya şöyle çekersem, evet ben artık ön plandayım tabii ki, olması gerektiği gibi. Şöyle yapalım. Birazcık da saçımızı düzeltelim arkadaşlar. Garip, garip bir deneyim oldu benim için gerçekten. İlk gibi aslında böyle izleyince hani bir yandan saçma bir yandan da güzel geliyor yani. Zaten Genze'nin bence olayı da bu. Hem gerçekten de saçma konuları ele alıyorum, böyle saçma bir eğlencesi var. Hem de bir yandan da gerçekten de böyle çerezlik bir şekilde insana komik geliyor ve bir şekilde sarıyor. Yani ve zaten çoğu insan gerçekten de çok seviyor. İlk iki bölüm hakkındaki yorumlarım... bence Genze aslında 5. bölümle birlikte gerçekten de oturmaya başladı. Çünkü o gittiğim o kamp bölümünde tek başıma çektiğim ve yeşil ekrandan kurtulduğum, gerçek bir mekanda çektiğim kamp bölümü gerçekten de bence çok güzel bir bölüm olmuştu. Ve ondan sonra sürekli üstüne katarak ilerledim. Bilmiyorum ya. Hani şu anda bir hatırlıyorum da çektiğim ilk bölümleri falan. Yine burada çekiyordum gerçekten. Oturuyordum ve hani ne bileyim, garip bir his, anlayabiliyor musunuz emin değilim ama güzel. Gerçekten de bunları başarabilmek, şu anda hani bu noktaya gelebilmek keyifli yani, çok güzel bir his gerçekten de. Ve beni desteklediğiniz için bu yolda sizlere gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şu anda sizin yazdıklarınızı okuyorum ama benim konuşmamdan 10 saniye sonra falan siz tepki veriyorsunuz. Çünkü bu saçma program beceriksiz çıktı. Bu arada bu canlı yayını da beğenirseniz sevinirim. Sizlerle çok keyifli bir canlı yayın yaptık şu anda. 40 dakika falan olmuş. Bayağı da olmuş. Normalde canlı yayınları 30 dakikadan daha uzun yapmıyorum. Neden yapmıyorum onu da bilmiyorum. Ama ilk iki bölümü söz verdiğim gibi izledik. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrardan böyle bir nostalji yaşamaya. Ya yani belki de daha önceden de izliyorsunuzdur. Bilmiyorum ama hani böyle bazılarınız çünkü eski bölümleri falan sürekli izliyor. Umarım güzel geçmiştir. Ben eğlendim açıkçası sizlerle birlikte olduğum için. Tekrardan canlı yayınlar yapacağız zaten. Hep bunu söylüyorum. Hani hep bunu söylüyorum. 2-3 ayda 2-3 ayda bir yapıyorum gerçekten ama umarım yaparız. Yakın bir zamanda. Çok yakın. Çok yakın, bir ay sonra falan, bilmiyorum. Bir ara yapacağız işte. Zaten her zaman videolar gelmeye devam edecek. Genze'nin yeni bölümü de dediğim gibi 30 Aralık'ta gelecek. O zaman haftaya mı? Yo, bu hafta sonu yeni videoda görüşmek üzere diyecektim. Bu hafta sonunda Efekan'la ilgili bir video gelecek. Şu anda çekmediğim için sürpriz olsun istiyorum ama
çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Konusunu söylemeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ama nasıl kapayacağım? Umarım kapamayı becerebilirim. Şimdi kapatıyorum. Umarım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kapayamadım.